Herkese merhabalar. Ben Sevil Şahin. Teküzem Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Öncelikle size biraz yapay zekadan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yapay zeka sisteminde öncelikle sistem size bir eğitim analizi sunuyor. Yaptığınız eğitim analizi testinden sonra öğrenme hızınızı, öğrenme yapınızı ve unutma hızınızı ölçüyor. Bu testten sonra yapay zeka size bir kişiye özel çalışma programı hazırlıyor. Daha sonrasında kayıt olmanız durumundaysa size bazı içerikler sunuyor. Sizin çalışma yapınız, öğrenme yapınız hakkında. Daha sonra da dersleriniz ilerlediğinizde çalışma oranınız ve öğrenme oranınız hakkında size sürekli dönütler veriyor. Daha sonra ünite sonlarında ise sizin ünite sonları sorusuyla nerede eksik olduğunuzu belirleyip sizi o videoya yani onunla ilgili içeriğe yönlendirmektedir. Ayrıca branş fark etmeksizin şuraya yazayım. Size kayıt olmak istediğinizde aradık konuştuklarında Sevil Şahin Hoca ile Kazan ya da Sevil Hoca, Sevil Şahin Hoca referansıyla arıyorum derseniz net %20'lik bir indirim kazanacaksınız. Diğer arkadaşlarım sesle ilgili bir problem var mı? Ben de şu an ses net görünüyor. Bir dönüt verebilir misiniz? Sohbet kısmına Sümeyye arkadaşınız için bir yazar mısınız? Belki aşağıdan ses butonu kapalıdır. Ayrıca bu derse giren arkadaşlarımız için bir hediyemiz var. Şu an sohbet kısmındaki linki tıkladığınızda anketi doldurmanız haliyle eğitim koçuyla bir seans ücretsiz görüşme hakkına sahip olacaksınız. Şu an sohbet kısmında olan linki tıkladığınızda bir anket gelecek. O anketi doldurmanız durumunda eğitim koçumuzla bir seanslık ücretsiz görüşme kazanacaksınız. Evet, sistem yöneticimiz şu an yazdı ses problemiyle ilgili sorun yaşayan arkadaşlarımız onu gerçekleştirebilir. Şimdi dersimize geçelim. Edebi sanatlar. Edebi sanatlarda ÖSYM her yıl mutlaka soru sormakta. Ben de sıralamamı ona göre seçtim. En çok soru gelen kısımları aldım. ÖSYM'nin sormayı sevdiği en çok üzerinde durdu. Önce teşbih, daha sonra kinaye, istiare ve tevriye. Bu dördü üzerinde ÖSYM çok fazla durmakta. AYT'de de her yıl doğrudan bir soru, dolaylı olarak da iki veya üç soru gelmektedir. Teşbihle başlayalım. Nedir teşbih? Benzetmedir. Size benzetme olarak vermezse de teşbih ile teşhisi karıştırmayan arkadaşlar. Teşbih benzetmedir. Teşhisi kişileştirme. Önce isimlerinden başlayalım. Bütünü bilelim ki daha sonra parçaları daha rahat anlayalım. Teşbih benzetme diyoruz. Teşhis ise kişileştirme. Teşbih aralarında en az bir ortak özelliği olan kavramlardan güçsüz olanın güçlü olana benzetilmesi. Dört tane teşbih unsurumuz var. Birincisi benzeyen, ikincisi kendine benzetilen ya da sadece benzetilen olarak bilmeniz yeterli. 3. Benzetme edatı. 4. Benzetme yönü. Benzeyen ve benzetilen bizim ana unsurlarımızdır. Daha sonra benzetme edatı ve benzetme yönümüz yardımcı unsurlar. Ana unsur ve yardımcı unsurları vermemin sebebi birazdan göreceğiniz
diğer edebi sanattan dolayı. Bu ana unsurları benzeyen ve benzetileni bilmeniz çok önemli. Daha sonra yardımcı unsurlarımız, benzetme edatımız ve benzetme yönümüz. Kolay bir örnekle başlayalım. Seda'nın deniz gibi mavi gözleri var. Burada benzeyen yani güçsüz olan nedir? Seda'nın gözleridir, değil mi? Güçsüz olan Seda'nın gözleri olduğu için benzeyen Seda'nın gözleridir. Seda'nın gözleri neye benzetilmiş? Denize benzetilen, yani kendisine benzetilen. Daha sonra Seda'nın gözleri hangi yönden denize benzetilmiş? Mavilik yönünden. Bu da ne olur? Benzetme yönümüz. Daha sonra gibiye de ne diyoruz? Benzetme edatı. Ana unsurlarımız hangisiydi? Benzeyen ve kendisine benzetilen. Yani Seda'nın gözleri ve deniz burada ana unsurdur. Benzetme edatımız ve benzetme yönümüz ise yardımcı unsurlarımız. Tabii benzetme edatımız bunlarla sınırlı değil. Gibi zaten herkes yapabiliyor. O yüzden herkesin bildiğini ÖSYM çok fazla sormaz. Bunun haricinde kullanılan çok fazla benzetme edatları var. Onlardan bahsedelim. Gibi, bigi, bigi eski Türkçe'de gibinin karşılığıdır. Ayrıca veş, asa, güya, misal, isterseniz bunları bir köşeye not alabilirsiniz. Misali, kadar. Bunlar da bizim beyitlerde çıkan ÖSYM'nin de sorduğu benzetme edatlarımızdır. Az önce dediğim gibi ÖSYM herkesin bildiğini sormaz. Gibi gördüğünüz zaten, gibi gördüğünüzde bunun benzetme edatı olduğunu biliyoruz. Ama bunun haricinde bunları da bilmeniz sizin işinizi çok fazla kolaylaştırır. Şimdi tekrarlayalım. Neydi? Hatırladıklarınızı bir yazabilir misiniz? Gibi, bigi, bunlar divan edebiyatında beyitlerde çok fazla karşınıza çıkacak. Veş, asa, güya, misal, misali kadar. Bunlar da diğer bizim benzetme edatlarımızdır. Burada bir sıkıntı var mı? Örneklere devam edeceğiz ona göre. Yok sanırım. Tamamdır. Şimdi benzetme türlerimiz. Dört tane de benzetme türümüz var. Ayrıntılı benzetme, pekiştirilmiş benzetme, kısaltılmış benzetme ve diğer slaytta olan yalın güzel benzetme, yani teşbihi beli. Diğerlerinden çok ÖSYM teşbihi beli üzerinde durmaktadır. Çıkan AYT sorularını incelediyseniz eğer teşbihi beli'den epey soru gelmiş. Ama biz diğerlerini de bilelim. Hepsini bilelim ki cepte dursun. ÖSYM'nin ne soracağı belli olmuyor. Ayrıntılı benzetme adı üzerinde. Bir şey ayrıntılıysa çok fazla detayı vardır. İçerik doludur, değil mi? O yüzden ayrıntılı benzetmede benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı, yani benzetmenin, teşbihin dört ögesi de bulunur. Dört ögesi de vardır. Şimdi birlikte bakalım. Yuva yapmış bir mecnun gibi ikimiz bir dalda, zevki ruhunda yaratmış iki genç aşıktır. Önce benzeyenimizi bulalım. Benzeyenimiz hangisi? İki genç aşık.
benzeyen. İki genç aşık neye benzetilmiş? Mecnun'a. Mecnun burada nedir? Kendisine benzetilen. İki genç aşık hangi yönden Mecnun'a benzetilmiş? Yuva yapmak yönünden. Yani bu nedir? Evet, benzetme yönümüzdür Arzucuğum. Daha sonra dördüncü unsurumuz neydi? Benzetme edatımız. Hangisidir? Gibi. Gibi de burada benzetme edatı. Şimdi pekiştirilmiş benzetme. Pekiştirilmiş benzetmede de benzeyen var, kendisine benzetilen var, benzetme yönü var, benzetme edatı yok. Bir de kısaltılmış benzetme var. Önce başlıklara bakalım, sonra örnekleri inceleyelim. Kısaltılmış benzetmeyi de benzetme diyoruz, kendisine benzetilen, benzetme edatı. Burada hangisi yok? Evet Arzu. Ne yok? Benzetme yönü yok. Bunu da nasıl aklımızda tutabiliriz? Kısaltılmış. Neydi? Kısa. Kısa yön yok. Kısa yön yok şeklinde kodlayabiliriz bunu. Kısa yön yok. Yani kısaltılmış benzetmede benzetme yönü yok. Benzeyen var, kendisine benzetilen var, edatı var, benzetme edatı, ama benzetme yönü yok. Yani hangi yönden benzediğini şair bize vermez, biz onu kendimiz anlarız. Pekiştirilmiş benzetmenin örneğine bakalım şimdi. Bir kuş sesi gelir dudaklarından, gözlerin gönlümde açan nergisler. Benzeyen hangisi olur? Gözlerin, yani zayıf unsur hangisidir? Gözler, gözler benzeyen olur. Gözler neye benzetilmiş? Evet, nergislere benzetilmiş. Kendisine benzetilen. Gözler hangi yönden nergise benzetilmiş? Nergis bir çiçektir değil mi? O yüzden çiçeğin açması, yani nergisin açması yönünden gözler nergis çiçeğine benzetilmiş. O yüzden açan da nedir? Benzetme yönü. O zaman burada hangisi yok? Benzetme edatı yok. Benzetme edatım yoksa, yani yardımcı unsurlardan biri yoksa pekiştirilmiş benzetme diyoruz. Kısaltılmış benzetme neydi? Kısa yön yok. Yani benzetme yönümüz yok bunda da. Örneğimize bakalım. Yeni bir ülke gibi yüzün ellerinde kaybolmuş. Burada benzeyen hangisi? Yüzün dediği için. Burada kastettiği sevgilinin yüzüdür. Yani benzeyen yüzün, senin yüzün, sevgilinin yüzü. Benzeyendir. Sevgilinin yüzü neye benzetilmiş? Yeni bir ülkeye. Kendisine benzetilen. Hangi yönden benzetilmiş? Var mı? Yok. Benzetme edatımız hangisi? Gibi. Benzetme edatı. Sevgilinin yüzü yeni bir ülkeye benzetilmiş. Fakat hangi yönden benzetildiğini vermediği için bu bir kısaltılmış benzetmedir. Şimdi ÖSYM'nin en çok sevdiği teşbihi belli. Yalın benzetme, güzel benzetmeye bakalım. Daha çok teşbihi belli ismiyle sorar. Teşbihi belli'de de sadece ana unsurların iki tanesi vardır. Yani sadece benzeyen ve kendisine benzetilen yer alır. Kendisine benzetilen. Ne yoktur Arzu? Benzetme yönü ve benzetme edatı yoktur bunda değil mi? Yani teşbihi belli'de ana unsurlardan sadece benzeyen vardır ve kendisine benzetilen vardır. Burayı çok iyi anlamanızı istiyorum. Eğer bunu anlarsanız birazdan göreceğiniz açık istiare
ve kapalı istiğareyi çok rahat kavrayacaksınız. Sadece benzeyen ve kendisine benzetilen dedik. İnci diş. Burada benzeyen nedir? Yani güçsüz olan diştir. Diş benzeyendir. Diş neye benzetildi? İnciye. Fakat hangi yönden benzetildi ya da benzetme edatı yer almaz. Kömür göz. Göz benzeyendir. Göz neye benzetildi? Kömüre. Kendisi de benzetilen. Gül yanak. Yanak benzeyen. Yanak neye benzetildi? Güle, yani kendisine benzetilendir. Şimdi örneğimize bakalım. Zeytin gözlüm, sana meyilim nedendir? Bu sevmenin kabahati kimdedir? Burada benzeyen hangisi? Cevap vermek isteyen var mı? Zeytin gözlüm, sana meyilim nedendir? Bu sevmenin kabahati kimdedir? Göz, evet, benzeyendir Zehra. Göz neye benzetildi? Zeytine, çok güzel. Kendisine benzetilendir. Benzetme edatı var mı? Yok. Göz hangi yönden zeytine benzetildi? Var mı? Yok. Sadece benzeyen ve kendisine benzetilen olduğu için bu bir teşbihi veli örneğidir. Buradaki gibi sadece benzeyen ve benzetilen var. Teşbih bu kadar arkadaşlar. Eğer bol bol örnek çözerseniz, mantığını da iyi kavrarsanız yapamayacağınız soru yok. İstiare. İstiare de aslında bir benzetme türüdür. Teşbih-i belide ne vardı? Benzeyen ve sadece kendisine benzetilen vardı, değil mi? İstiarede ise bizim teşbihin ana unsurlarından bir tanesi olmaz. Ana unsurlar neydi? Benzeyen ve benzetilendi. Eğer bir benzetmede sadece benzeyen var, benzetilen yoksa istiaredir. Ya da sadece benzetilen var, benzeyen yoksa yine istiaredir. Eğer ikisi de varsa teşbihi belidir. Evet Arzu, ikisi de varsa teşbihi belidir. Sadece benzetilen varsa açık istiaredir. Sadece benzeyen varsa kapalı istiaredir. Bu kadar. İki ana unsur varsa teşbih diyoruz. Sadece benzetilen varsa açık istiare, sadece benzeyen varsa kapalı istiare. Eğer bunu aklınızda kodlarsanız bütün soruları yapabilirsiniz. Açık istiare. İstiare ne demiştik? İstiare de aslında bir benzetmedir. Yani bir teşbihtir. Sadece ana unsurlardan bir tanesini alabilir. İkisini ana unsurlardan ikisini alırsa o teşbihi belidir. Açık istiare sadece kendisine benzetilenle yapılır. Örneklerimize bakalım. Bir ateş düştü canıma, yanarım kimseler bilmez. Ateş düşmüş canına. Burada sadece benzetilen var, değil mi? Aslında bizim canımıza düşen nedir? Derttir, kederdir, değil mi? Burada kastettiği dert, kederdir. Aslında benzeyen, canımıza düşen dert, kederdir. Ama örnekte dert, kederi, yani benzeyeni vermemiş. Dert, keder, canına düşüp yakması yönünden ateşe benzetilmiş. Sadece benzetileni verdiği için açık istiaredir. Gökyüzünün kandilleri yanmıştı. Kandil nedir arkadaşlar? Bir aydınlık veren,
Işık veren nesnedir, değil mi? Karanlık olduğunda gökyüzüne ışık veren, aydınlık veren nedir? Yıldızlardır, değil mi? Çok güzel. Yıldızlardır. Fakat buradaki yıldızlar neye benzetildi? Işık vermesi yönünden kandile benzetildi. Benzetilendir. Fakat kandil neye benzetildi? Yıldıza benzetildi, değil mi? Yıldızları vermedi. Sadece benzetilen unsur olan kandilleri verdiği için, yani teşbihin ana unsurlarından bir tanesini verdiği için nedir? Açık, istiaredir. Nisacığım, kapalı olması için benzeyenin olması lazım. Benzeyen vardır, benzetilen yoktur kapalıda. Açıkta ise sadece benzetilen var. Benzeyen yok. Kadem kadem gece teşrifi naili o mehin, cihan cihan intizara değmez mi? Meh, aydır arkadaşlar. Sevgilinin yüzü de parlaklığı yönünden, ışık saçması yönünden divan edebiyatı mazmunlarında ay olarak kullanılmış. Yani sevgilinin yüzü aya benzetilir. Burada mehten kastı aydır. Yani sevgilidir. Sevgiliden bahsetmiş mi? Hayır. Sadece benzetti unsur ayı vermiş. Benzetileni vermiş. Burada benzettiği unsurla kastettiğinin sevgili olduğunu, sevgilinin yüzü olduğunu biz kendimiz anlıyoruz. Bize sevgiliden bahsetmemiş, benzeyenden bahsetmemiş yani. Sadece benzettiği unsur meh. Yani ayı vermiş. O yüzden ne olur Beyza? Açık istiyar olur. Bu beyitlerde meh de geçebilir, mah da geçebilir. İkisi de aydır. Ay da parlaklığı yönünden, ışık vermesi yönünden divan edebiyatında sevgili mazmunudur. Açık istiare anlaşıldıysa şimdi kapalı istiare bir bakalım. Kapalı istiarede istiareden ne demiştik? Ana unsurlardan sadece bir tanesini alırdı. Ana unsurlardan sadece benzeyeni alan kapalı istiaredir. Ayrılık dilim dilim diliyor içimi. Ayrılık burada neye benzetilmiş? Dilmek yani kesmek yönünden bıçağa benzetilmiş, öyle değil mi? Fakat bıçak söylenmemiş. O zaman ne olur? Sadece benzeyen olduğu için kapalı istiaredir. Gözlerin doğuyor gecelerime. Geceleri doğan şey, nesne nedir? Aydır. Fakat burada ayı söylememiş. Gözlerin doğuyor gecelerime. Sadece benzeyeni vermiş. Aydır. O zaman bu nedir? Kapalı istiaredir. Yakacık sırtları dalgın uyuyor. Baharın şevkini içten duyuyor. Aslında uyuma yetisi kime aittir? Canlılara aittir, değil mi? Canlılarda da en çok insanlardan bahseder. İnsanları kasteder. Yakacık sırtlarının yani bir nesnenin uyumasından bahsetmiş. Yani sadece benzeyeni vermiş. Benzettiği insanı vermemiş. Sadece benzetmeyle yapılan istiarede kapalı istiaredir. Ayrıca bir şey fark ettiniz mi? İnsana ait bir özelliğin insan dışı bir varlığa verilmesi neydi arzu? Kapalı istiareydi, değil mi? İnsana ait özelliklerin, mesela düşünmek, konuşmak, hissetmek gibi şeyler kime aitti? İnsanlara aitti. İnsanlara ait özelliklerin insan dışı varlıklara verilmesi bir kişileştirmedir. Kişileştirmeden de birazdan bahsedeceğiz.
Ama şimdi gerek kalmadı zaten. İnsana ait özelliklerin insan dışı varlıklara verilmesi kişileştirmedir. O yüzden kişileştirmeyi bulmak kolaydır. Eğer istihlarda sıkıntı yaşıyorsanız, kişileştirmeyi bulduğunuz her yerde istisnasız bakın, %100 kişileştirmenin olduğu her yerde kapalı istihare vardır. Bu sizin işinizi çok kolaylaştırır. Kişileştirme bulduysanız eğer, konu bitimine kadar bilmiyorum. Kaç dakika sürecek tahmin edemiyorum şu an. Kişileştirmenin olduğu her yerde kapalı istihare var diyoruz. Şimdi örneğimize geri dönelim. Alnından öperken akşam yıldızı, yeşil gözlerine meftundur sandım. Alnından kim öpebilir? Alnından öpme yetisi, ayrıca meftun olmak, duygular, beğeniler hep kime aittir? İnsana ait özelliklerdir, değil mi? İnsana ait özelliklerin insan dışı varlıklara verilmesi, meftun olmak, aşık olmak, sevmek, hissetmek, ayrıca alnından öpmek, bunlar kime aittir? İnsanlara aittir, değil mi? İnsana ait bir özelliğin insan dışı varlıklara verilmesi nedir arkadaşlar? Evet, kişileştirmedir. Kişileştirme gördüğümüz her yerde istisnasız ne vardı? Kapalı istihare vardı. Kişileştirmeyi görürseniz yani yapıştırın, kapalı istihare de vardır. Anlaşıldı mı? Var mı anlamadığınız bir nokta? İstihareden soru sormayı ÖSYM çok seviyor. Önce teşbihi beli'yi anlayın ki istihareyi yapabilin. Çok güzel, süpersiniz. Teşhisten bahsetmiştik. İnsana ait özelliklerin insan dışı varlıklara verilmesiydi. Direkt örneklerden başlayalım. Bu çay ağır akar, yorgun mu bilmem. Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem. Yorgun olmak, hasta olmak, bütün duygular, hisler, düşünceler kime aitti? İnsanlara aitti. İnsana ait bir özellik başka bir varlığa verilmiş. O yüzden insana ait özelliklerin insan dışı varlıklara verilmesi nedir? Kişileştirmedir. O yüzden kişileştirme bulduysak burada başka ne vardır? Evet Suat. Kişileştirme olan her yerde istisnasız kapalı istihare de vardır. Süpersiniz. Ayrıca arkadaşlar bu sohbet kısmında paylaşılan anketi bence bir kopyalayın. Ders sonunda o anketi doldurun. Bu da size bir hediyemiz olsun derse katılanlar için. İntak konuşturma. Konuşma yetisi kime ait arkadaşlar? Sadece insanlara ait değil mi? İnsanlara aittir. İnsan dışı varlıkların konuşabilmesi, konuşması da intaktır. Neyi anlayamadın Suat? İntak konuşma ya hani. İnsan dışı varlıkların konuşması intaktır. İnsana ait bir özelliği, insan dışı varlıklara verilmesi neydi? Kişileştirmeydi. Suat sohbet kısmında sistem yöneticimiz bir anket, burada bir link paylaşıyor bakın. O linki tıklamanız durumunda eğitim koçuyla yani Tekuzem'in öğrenci koçuyla bir seanslık ücretsiz görüşme ve ayrıca eğitim paketleri hakkında, yapay zeka hakkında ücretsiz görüşme kazanıyorsunuz. İntak aynı zamanda kişileştirmeydi. Kişileştirme gördüğümüz her yerde ne vardı? Kapalı istihare vardı. Çok güzel. Yani bir soruda intak gördüyseniz hemen yanına yapıştırın.
kişileştirme vardır. Kişileştirme olan her yerde benim kapalı istiharemde vardır diyeyim. Tamam mı? Bu şekilde sürekli yazarak çalışırsanız soru kaçırmazsınız. Evet Gamze, intak. İntak nedir? Kişileştirmedir. Kişileştirmenin olduğu her yerde kapalı istiharede vardır. O yüzden şimdi bir akıl yürütme yapalım. İntak daha çok hangi metin türlerinde kullanılır? Hatırlıyor muyuz metin türlerinden? Evet Gamze, daha çok fabllarda kullanılır. Yani fabulların genelinde ne var o zaman? İntak var, kişileştirme var. Bu ikisi kişileştirme varsa mutlaka ne vardır? Kapalı istiare vardır. Bakın, bütünden parçaya indik. Yani fabulların içinde bu üç edebi sanatın hepsi vardır. Kinaye, değinmece. Kinaye ve tevriye. Bunu karşılıklı, kıyaslayarak gidelim. Çünkü ÖSYM'nin en çok üzerinde durduğu yerlerden biri de bu. Kinaye ve tevriye. Kinaye ve tevriye de. Şuraya kinaye yazalım. Karşısına da tevriye alalım. Bunlar da çünkü sürekli birbirine karışan kavramlardır. Kinaye ve tevriye de. İkisinde de iki anlam vardır. İki anlam kinayede, tevriyede de iki anlam vardır. Kinayede iki anlamdan biri gerçek anlamdır. Diğeri de mecaz anlamdır. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Adı üzerinde edebi sanatlar, bir şair sanat yapmak isterse gerçek anlamı mı kasteder yoksa bize mecaz anlamdan mı kasteder? Bir cevap verebilir misiniz? Evet, zaten amacı nedir? Sanat yapmaktır. Benim amacım sanat yapmaksa ben gerçek anlamı direkt vermem. İki anlam veririm. Hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde ama okuyucunun mecaz anlamı anlamasını isterim. Çünkü amacım zaten benim mecaz yapmaktır. Sanat yapmaktır. Tevriyede ise iki gerçek anlam vardır. Gerçek anlamlardan biri yakın anlamdır. Biri ise uzak anlamdır. Şimdi tekrar düşünelim. Ben sanat yapmak istiyorsam yakın anlamımı veririm yoksa uzak anlamımı veririm? Şair olsam ben. Kendinizi düşünün. Şair olsanız yakın anlamımı kastedersiniz, uzak anlamımı. Sanat yapmak. Zehracığım, sanat yapmak istiyorum. Sanat yapmak istiyorsam ben uzak anlamı kastederim. Ki benim şiirlerim, benim beyitlerim, benim yazdıklarım hemen anlaşılmasın, üzerinde düşünülsün, sanat yaptığım anlaşılsın. O yüzden kinayede iki anlam varsa şairin kastettiği mecaz anlam olacak. İki gerçek anlam varsa da uzak anlamı kasteder. İki gerçek anlamdan uzak olanı kastederse de bu tevriyedir. Şimdi örneklerde daha rahat anlayacaksınız. Kinayenin örneklerinden başlayalım. Şu karşıma göğüs geren tam bağırlı dağlar mısın? Tam bağırlı dağlar. Dağı düşünelim şimdi arkadaşlar. Bu bir dağ olsun. Çok çirkin bir dağ oldu. Neyse siz bunu dağ olarak bilin. Viyadüğe benzedi benimki. Dağ eteklerinde ya da dağ sırtlarında böyle taşlar vardır değil mi? Bunları taş olarak düşünün. Benim süper resim yeteneğimle. Bunlar taş olsun, bu da dağ olsun. Dağların eteklerinde, sırtlarında taşlar vardır değil mi? Yani taş bağırlı dağdan kastettiği bu. Dağların taşlara sahip olması. Ama taş bağırlı dağlar mısın derken benim amacım sanat yapmaksa ben bu gerçek coğrafyadan mı bahsederim? Yoksa sevgilinin acımasızlığından, vefasızlığından mı bahsederim? Taş bağırlı yani taş kalpli. Evet,
Mecazi anlamı kastederim değil mi? Sevgilinin vefasızlığından, acımasızlığından, taş kalpliliğinden bahsederim. O yüzden gerçek anlamı değil de mecaz anlamı veriyorsa bu nedir? Kinayedir. Yani mecaz anlamı kasteder. Çok güzel. İkinci örneğimize geçelim. Dadaloğlum der ki belim büküldü. Gözümün cevheri yere döküldü. Belim büküldü derken aklımıza ilk gelen nedir? Gerçek anlamdır değil mi? Gerçekten eğildiğimizde, öne doğru eğildiğimizde belimiz bükülmez mi? Birinci anlam nedir? Eğilmek, yani öne eğildiğimizde belimizin bükülmesidir. Ama burada şairin kastettiği nedir? Evet, yükten, sıkıntıdan, dertten belinin bükülmesi. Yani burada deyim anlamdan kastetti. Mecaz anlam. Gerçek anlam değil de vermek istediği mecaz anlamsa bu nedir? Kinayedir. Ayşenurcuğum, tevri olması için ikisini gerçek anlamda kullanılması lazım. Hani biz günlük hayatta çok fazla yorulduğumuzda, çok fazla acı çektiğimizde, sıkıntı, dert çektiğimizde, mesela babalarımız der, çok fazla maddi sıkıntıya girdiklerinde, borçtan belim büküldü der değil mi? Burada kastettiği gerçek anlam değildir. Mecaz anlam kazanmıştır artık. Şairin kastettiği de yine gerçek anlamının dışında mecaz anlam kazanıyorsa burada olduğu gibi, Dadaloğlu'nda olduğu gibi dertten, sıkıntıdan, yükten belinin bükülmesi mecaz anlamdır. İki anlama gelen bir sözcükte gerçek anlamı değil de mecaz anlamı kastederse bu kinayedir. Bırak onu, burnu büyük adamdan hayır gelmez. Burnunun büyük olması gerçekten organ, burun organı büyük olabilir değil mi? Bu aklımıza gelen birinci anlamdır. Birinci anlam organ olan burnunun gerçekten büyük olmasıdır. Fakat biz burnu büyük olmayı günlük hayatta daha çok ne için kullanırız? Evet, kibirli anlamında değil mi? Burnu büyük adam, burnu büyük insan, kendini beğenmek, kibirlenmek anlamında kullanırız. Gerçekten burun organının büyüklüğünden değil de kibirli olmak, kendini beğenmek anlamında, mecaz anlamda kullandığı için bu nedir? Kinayedir. Farkını anlayabildin mi Ayşenur? Ey benim sarı tamburam, sen ne için inilersin? İçim oyuk, derdim büyük, ben onun için inilerim. Sarı tamburanın içinin oyuk olması. Tambura biliyor musunuz arkadaşlar? Tambura da yine telli bir çalgıdır. Bunun da içi oyularak yapılır. Bizim aklımıza ilk gelen bu telli çalgının içinin oyulmasıdır. Fakat burada kastettiği nedir? Mesela çok acı çektiğimizde, çok dertlendiğimizde ne deriz? İçim oyuldu. İçi oyulmak, çok sıkıntı, çok dert çekmek, kederlenmek, elemden bahseder. Yine buradaki tambura mecaz anlamda kullanıldığı için şairin kastettiği de tamburanın gerçekten çalgı aletinin içinin oyulması değil, kendi içinin oyulması, çok sıkıntı çekmesi anlamında kullanıldığı için nedir? Kinayedir. Fakat iki gerçek anlama gelen sözcükten yakın olanın değil de uzak olanı kastediyorsam hangi sanatı yapmış olurum? Sıradaki, evet, tevri. Kinayeyi anladıysak tevriye çok basit. İki gerçek anlam var. Gerçek anlam. Gerçek anlam. Biri yakın olacak, diğeri uzak anlam olacak. Ben sanat yapmak istiyorsam zaten amacım benim ikincisidir. Uzak anlamı kastetmektir. Zaten direkt verirsem o sanat olmaz.
Bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz gerdanında bir ben gerek. Bir ben gerek dediğinde ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklinde aklımıza ilk gelen şahıs eki olan ben geliyor değil mi? Birinci teki şahıs olan ben geliyor. Yani kişi. Birinci teki şahıs aklına gelir. Ama benim amacım sanat yapmaksa beyaz gerdanında, gerdan nedir? Boyundur. Beyaz gerdanındaki bir ben. Ben nedir? Evet, yüzümüzdeki, vücudumuzdaki siyah lekedir değil mi? Sizce burada şairin kastettiği birinci teki şahıs olan ben midir? Yoksa yüzündeki leke olan, mesela benim yüzümde olan, dudağımın kenarındaki olan mıdır? Uzak olanı kasteder değil mi? Leke olan beni kasteder. İki gerçek anlamda uzak olanı kastettiği için bu nedir? Tevriyedir. Aslında burada ikisini de kastediyor. Sana ben gereyim diyor. Aynı zamanda gerdanına da bir ben gerek, leke olan ben gerek diyor. Derlerdi kabul etmezdim, şimdi inandım. Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbüller. Ellerimiz çatladığında ne sürüyoruz elimize? Nemlendirici değil mi? Burada ne sürmüş? Gül yağı sürmüş. Nemlendirme özelliğinden dolayı. Ellerine yağ sürmüş. Yani buradaki eller nedir? Gül yağını sürdüğü yer organ olan eldir değil mi? Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Eli çatladığında gül yağı sürmüş. Fakat bizim sesteş sözcüklerimiz vardı değil mi? Yazılış aynı, anlamları farklı olan. Buradaki ellerden kastı organ mıdır yoksa yabancılar mıdır? Nedir Nur? Yabancılardır değil mi? Şairin kastettiği de işte bu uzak anlam olan yabancıyı kullanır. Aşiyanı mürgü değil zülfü perişanındadır. Kande olsam ey peri gönlüm senin yanındadır. Şimdi tevriyi bulmadan bir şey daha bahsetmek istiyorum. Ey peri. Ey burada nedir? Seslenmedir değil mi? Yani seslenme söz sanatıdır. Bir beyitte birden fazla söz sanatı bulabiliriz. Az önce yapmıştık zaten. İntak neydi? Konuşmaydı. Konuşma varsa ne vardı? Kişileştirme vardı. Kişileştirmenin olduğu her yerde de kapalı istiare vardı. Burada önemli olan kande. Şimdi size bir not yazdıracağım. Örneği çözmeden önce. Bir beyitte kande ve ayak sözcükleri görürseniz hiç düşünmeyin. İstisnasız burada tevriye vardır. Bence bir yere bunu büyük harflerle not alın. Kande ve ayak gördüğünüz her yerde tevriye vardır. Sebebini şimdi anlatacağım. Kande olsam ey peri, gönlüm senin yanındadır. Kande olmak, kande eski Türk edebiyatında nerede anlamında kullanılır? Yani neredenin karşılığı kandedir. Aynı zamanda kande olmak, biz ne anlamda kullanırız? İki elim kanda da olsa senin yanındayım değil mi? İki eli kanda olmak anlamında. Burada zaten yazarın kastettiği de nerede olsam senin yanındayım değil, kanda da olsam, yani iki elim kanda da olsa her zaman senin yanındayım demek istemiş. Yani uzak anlamı kasteder. Uzak anlamı da kastettiği için nedir Suat? Tevriyedir. Kandayı anladık mı? Hem nerede hem de kanda olmak. O yüzden kande gördüğünüz her yerde tevriye vardır. Şimdi ayaktan bahsedelim. Ayak deyince aklınıza ilk gelen nedir? Organdır değil mi? Organ olan ayaktır.
Daha sonra divan edebiyatına geçtiğinizde göreceksiniz ki divan edebiyatında ne vardır? İçki vardır, şarap vardır, mey vardır, saki vardır, meyhane vardır değil mi? Bu benzemese de bu bir şarap kadehi. Hiç güzel olmadı. Baştan çizeceğim. Beğenmedim. Siz öyle hayal edin. Bunun bir şarap kadehi olduğunu düşünün. Olmuyor. Beceremiyorum. Bu bir şarap kadehi. Siz gözünüzde öyle tasvir edin. Şarap kadehinin şu masaya koyulan yeri var ya, hani alttaki oval kısım. İşte burası ayaktır. Bunun adı ayaktır. Divan edebiyatında şarap kadehinin alt kısmına ayak denilir. O yüzden ayak sözcüğünü gördüğünüz her yerde de hem organ olan ayak gerçek anlamda kullanılır, hem de şarap kadehinin masaya koyduğumuz yerinin adı ayaktır. İki gerçek anlama geliyorsa hangi sanat vardı? İki gerçek anlama geliyorsa. Tevriye vardı değil mi? Evet Suat, tevriye vardı. Zaten şiirde, divan edebiyatı şiirlerini düşünelim. Ayak olan organdan mı bahseder? Yoksa şarap kadehinden mi bahseder? Şarap kadehinden bahseder değil mi? Evet, şaraptan, meyhaneden, sakiden, meyden bahseder. Divan edebiyatında zaten bunlarla mazmunlar yapılır. Bunlarla sanat yapılır. O yüzden kadeh gördüğünüzde aklınıza, ayak gördüğünüzde pardon, ayak kelimesini gördüğünüzde şarap kadehi de gelecek aklınıza. O yüzden organ olanı değil, şarap kadehi olandan bahseder. O yüzden diyoruz ki kande ve ayak sözcüklerini gördüğünüz her yerde tevriye vardır. Anlaşıldıysa kinaye ve tevriye farkı, diğer sanatıma geçeceğim arkadaşlar. Tamamdır. Mecazi Mürsel ad aktarması. Bunda lisede başımız beladaydı. Sürekli her sınavda sorarlardı bize. Ben o zaman mantığını tam olarak kavrayamamıştım. Aslında çok basit. Mecazi Mürsel'de parça bütün ilişkisi vardır. Yazdığı parçayla aslında kastettiği bütün olacak. Şimdi örneklerde anlayacağız. Bir haftadır Sait Faik'i okuyorum. Burada parça nedir? Sait Faik'tir. Sait Faik mi okur? Yoksa onun eserlerini mi okur? Evet, aslında parçadan bahsederken Sait Faik'in eserlerini kasteder değil mi? Parça verip onun bütününü kastediyorsa bu Mecazi Mürsel ad aktarmasıdır. İç dış, sanatçı eser iç dış yer insan diye sormaz. ÖSYM bu şekilde soru sormaz. Sadece burada ayrımlarını bilmeniz için alt başlıklarına ayrıldı. Parça bütün ilişkisi varsa Mecazi Mürsel diyoruz. Fakat bunda benzetme amacı olmaz arkadaşlar. Benzetme amacı gütmez. Teşbihte yaptığımız gibi güçsüz olanı güçlüye benzetme amacım yoktur benim. Sadece kastetmek istediğim parçadan bütüne ulaşmaktır. Ayağını çıkarmadan içeri girdi. Ayağını mı çıkarır? Yoksa ayağındaki nesneyi, ayakkabıdır, terliktir, bunu mu çıkarır? Ayağındaki nesneyi çıkarır değil mi? Ayağını çıkar derken ayağındaki nesneyi, yani bütünü kastetti. Yer insanda da aynı şekilde. Az önce dediğim gibi bu başlıkları bilmenize gerek yok. Parça bütün anlayın yeter. Bütün apartmana sesini dinlettin. Sesini apartmana mı dinletir? Apartmandaki kişilere mi? Apartmandaki kişilerdir değil mi? Bütünüm nedir?
Apartmandaki kişilerdir. Evet. Apartmanın sesini dinletti derken parça apartmandır. Fakat kastettiği apartmandaki kişilerdir. Yani bütündür. Evet Ayşenur, parça bütün ilişkisi. Veren el, alan elden üstündür. Burada sadece veren ve alan el midir, parça mıdır, yoksa insan mıdır? Veren de insandır, alan da insandır, değil mi? Elden kastettiğim, parçadan kastettiği de nedir? İnsanın bütünüdür. Yine bir parça bütün ilişkisi. Geçtiğimiz sayfamız Zehra. Ekran mı alıyoruz, tamam mıdır? Tamam, geçiyorum. Kalemimi alayım tekrar. Uyku çöktü kirpiklerine gecenin yükünden. Kirpiklerimiz bize ait olan bir parçadır, değil mi? Uykunun çöktüğü yer sadece kirpiklerimiz mi olur? Bizim bütünümüz mü olur? İnsanın bütünüdür, öyle değil mi? Uykunun çöktüğü yer sadece benim parçam olan kirpiklerim değildir. Benim bütünümdür. Parça bütün ilişkisi. Yön ülke ilişkisinde. İsimlere, başlıklara takılı kalmıyorduk. Batı'nın aşk öykülerinde farklı kahramanlarla karşılaşırız. Batı'nın aşk öyküleri. Batı burada parçadır. Batı'dan kastettiği nedir? Parça, yani Batı ülkeleri, değil mi? Bütün nedir? Batı ülkeleri. Yani Batı ülkelerindeki insanlardır. Kısacası mecazi mürsel ad aktarması ne olur? Parçayı verir, benzetme amacı gütmeden tamamını kasteder. Songülcüm, parça bütün ilişkisi, yani mecazi mürselde küçük bir parçayı verir, o parçadan kastettiği tamamıdır. Şu örnekten bakalım, anlayacaksın şimdi. Veren el, alan elden üstündür. Burada veren benim bir parçam olan eldir, değil mi? Ama kastettiğim sadece elim olan parça değil, insanım, benim bütünümdür. Yine aynı şekilde alan el, alan sadece el değildir, kişinin tamamıdır. Bir şeyin parçasını verip tamamının bütününü kastediyorsa mecazi mürseldir. Batı'nın aşk öyküleri. Batı'dan kastettiği sadece orada yön değildir, parça değildir. Batı ülkeleridir. Batı ülkelerinin insanlarıdır. Parçadan bütünü kastetmek. Tenasüp, uygunluk. Bunda da aralarında anlam ilişkisi olan sözcüklerin tek bir beyitte, tek bir şiirde kullanılmasıdır. Fakat burada karşıtlık olmaz. Yani siyah, beyaz, iyi, güzel, iyi, güzel, karşıt anlam mı oldu? İyi, kötü, güzel, çirkin gibi karşıt anlam olmaz. Anlam ilgili olan sözcüklerin bir arada kullanılması. Suya versin bağban. Bağban burada bahçıvan. Gülzar, gül bahçesidir. Bunu yapayım. Dönerim Songül. Bahçıvan ve gül bahçesi. Aralarında ilgi olan sözcüklerdir, değil mi? Ayrıca su. Bahçıvan gül bahçesine su verir, öyle değil mi? Su, bahçıvan ve gül bahçesi arasında anlam ilişkisi vardır. Anlam ilişkisi olan sözcüklerin aynı dizelerde, aynı beyitte, aynı şiirde kullanılmasına tenasüp uygunluk sanatı diyoruz. Aynı şekilde bir gül açılmaz, yüzün tek verse gülzare su.
Gül, gülzar. Aralarında anlam ilişkisi olduğu için ne diyorum? Tenasüp. Tamam olduğunu dönüt ver Songül. Devam edelim. O arada bir soru cevap yapalım. Parça bütün ilişkisi varsa hangi söz sanatı vardır arkadaşlar? Parça bütün ilişkisi. Songül, ekran alırken soru cevap yapalım aynı zamanda. Parça bütün ilişkisi. Mecazi mürsel, ad aktarması. Evet, benzetme unsurlarından sadece ana unsur olan benzeyen ve kendisine benzetilen varsa, hayır, benzeyen de var, kendisine benzetilen de varsa teşbihi belidir. Benzeyen de var, benzetilen de var. Zehracığım sanırım sen sorumu bitirmeden cevap verdin. Teşbihi belidir, evet. Benzetme unsurlarından ana unsur olan sadece benzeyen varsa, sadece benzeyenin olduğu nedir? İstiare türlerinden. Açık mı, kapalı mı? Kafalar bir karıştı. Hemen geri dönüyoruz. Sadece benzeyenle yapılan neydi? Açıktı. Sadece benzetilenle yapılan, tam tersi söyledim değil mi ben şu an? Düşündüğümde konuştuğum farklı oldu. Benzetilenle yapılan açık, benzeyenle yapılan kapalıydı. Aynı zamanda kişileştirmenin olduğu her yerde ne vardı? Kişileştirme varsa kapalı istiare de vardır. Şimdi tenasüpe geri dönelim. Bu akşam ışık olduk, renk olduk, ses olduk. Işık, renk, ses arasında bir anlam ilişkisi yok mudur? Bunları bir anlam üçgeni olarak düşünelim. Işık, renk, ses. Aralarında anlam ilgisi olanlar aynı dizede kullanıldığı için ne diyorum? Tenasüp. Yeniden kışla. Kışla olduk, asker olduk, tüfek olduk. Kışla, asker, tüfek. Yine anlam ilişkisi vardır. Tenasüp diyoruz. Yunus ki, nergiste güler, gülde kanar. Kırlarda gelincikte onun bağrı yanar. Nergis bir çiçektir, gül de bir çiçektir. Aynı zamanda gelincik de bir çiçektir. O yüzden bunların arasında da anlam ilişkisi var diyoruz. Termih hatırlatma. Termih sanatında herkes tarafından bilinen bir olayın, kıssanın, fıkranın, nükteli bir olayın hatırlatılması. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Bedir'den kastettiği burada nedir? Bedir Savaşı'ndaki askerlerdir. Bedir Savaşı'nı bize hatırlattığı için ne diyoruz? Telmih diyoruz. Telmih sanatını bulmak kolaydır arkadaşlar. Zaten herkes tarafından bilinen bir olay olduğu için bu artık nedir? Özel isimdir değil mi? Evet, özel isimler hangi harfle başlar? Büyük harfle başlar. Bir beyitin içinde büyük harfle geçiyorsa zaten o bir hatırlatmadır. Çünkü herkes tarafından bilindiği için artık özel isimdir. Mesela Mecnun'dan bahsedebilir, Leyla'dan bahsedebilir ya da Kurtuluş Savaşı, peygamberler. Peygamberlerden çok bahseder dizelerde, beyitlerde.
Leyla ile Mecnun gibi, Kerem ile Aslı gibi, Ferhat ile Şirin gibi. Bunları görüyorsak telmihtir. Termih geçen yıllarda soruldu. Bir daha gelir mi? Sanmıyorum. Evet, Fatih Sultan Mehmet de çok geçer beyitlerde. Mübalağa, abartma. Bu en sevdiğiniz söz sanatlarından biri. Sözün etkisini artırmak amacıyla. Yani söz sanatı yapmak amacıyla. Zaten amacım neydi? Sanat yapmaktı. Bir şey olduğunda ya çok fazla, çok büyük gösteririm ya da olduğundan çok az, çok küçük gösteririm. Ne diyoruz biz? Dünyalar kadar testim birikti. Dünyalar kadar ödevim var. Ya da bit kadar adam. Bunlar nedir? Bir şey olduğundan ya çok büyük, çok fazla ya da çok az göstermek. Aramazdık gece mehtabı yüzüm parlarken bir yıldız konuşamadım. Bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken. Senin yüzün varken gece mehtabı aramazdık diyor. Yani yüzü o kadar parlakmış ki. Makyajı kaçırmış bu. Yüzü o kadar parlakmış ki gece mehtabı ayı aramazmış. Ayrıca sen varken diyor. Güneş uzak bir yıldızdır sadece. Yani ısı ve ışık kaynağı çok fazla değildir sen varken diyor. Hem mehtabı hem de burada güneşi küçümsemiş. Yücelttiği, büyüttüğü nedir? Sevgilidir. Sevgilinin unsurlarını, sevgilinin özelliklerini abartmış. Büyük mübalağa yapmış burada. Zaten kolay bir söz sanatı. Hüsnü Talil. Güzel nedene bağlama. Burada da öğrencilerimizin aklını karıştıran bu ikinci ismi oluyor. Sadece güzel nedene bağlamak değildir bu. İkinci ismine burada takılı kalmıyoruz. Bir şeyi olan sebebi yani doğal sebebinden hariç farklı bir sebebe bağlamaktır. Bu sebepler hep güzel olmak zorunda değil. Kötü sonuçlara da yol açıyorsa kendinden hariç, doğal sebebinden hariç farklı bir sebebi kastediyorsa yine hüsnü talildir. Şimdi örneğe bakalım. Hurşide baksa gözleri halkın dola gelir. Zira görünce hatırı ol mehlika gelir. Hurşit güneştir. Şimdi güneşe baktığımızı düşünelim. Güneşe baktığımızda gözlerimiz gerçekten sulanmaz mı? Sulanır, gözlerimiz dolar. Bu bir doğal sonuçtur değil mi? Güneşe baktığımızda gözlerimizin sulanıp dolması doğal bir sonuçtur. Fakat ben bu doğal sonucu sanat yapmak amacıyla farklı bir sebebe bağlarım. Neye bağlarım? Sevgiliyi görünce aşıkların gözünün dolmasına bağlarım. Burada kastettiği sevgiliyi görünce aşıkların gözlerinin dolması. Yani doğal sonucu olan bir şeyi ben farklı bir sebebe bağladım. Yüce dağları, yüce balkonları duman bağlamış. Şunu buradan ayıralım. Gene mi gurbetten kara haber var? Yüce balkonları duman bağlamış. Akşam olduğunu düşünelim şimdi. Akşam olduğunda genellikle dışarısı soğur, evin içi sıcaktır değil mi? Sıcak hava ve soğuk havanın karşılaşmasıyla bizim balkonlarımızın camları ne olur? Buharlaşır değil mi? Buharlaştığında da biz onu nasıl görürüz? Duman şeklinde değil mi? Burada buharlaşıp dumanlaşmasını yani doğal bir sonucu Nisa'cığım hangisinden bahsediyorsun? Şems, evet, ışıktır. Hurşit, ışık güneş olarak kullanılır. Şems de zaten ışık demek. Gene mi gurbetten kara haber var? Burada balkonların buharlaşmasını doğal bir şeyi gurbetten gelen kara habere bağladım. Gurbetten
Kara haber gelmiş. O yüzden balkonlar dumanlaşmış. Yani ben doğal bir şeyi farklı bir sebebe bağladım. Seher vakti burada kimler ağlamış? Çemenzar üstünde taze çiğler var. Sabahları yeşilliklerin, otların üzerinde çiğler oluşur değil mi? Bu bir doğal sonuçtur. Fakat ben bu doğal sonucu kabul etmiyorum. Seher vakti, yani güneşin doğmaya yakın olduğu, güneşin doğuşunda birileri ağlamış ki bu çemenzarın, yani yeşilliklerin üzerinde damlalar olmuş diyorum. Kişilerin, yani buradaki kişilerin ağlamasına bağlıyorum. Doğal sonucu farklı bir sebebe bağladım. Buradaki kişiler ağlamış. O yüzden çimlerin üzerinde, yeşilliklerin üzerinde çiğler oluşmuş. Diğer bir söz sanatımız. Tecelli Arif. Bilmezlikten gelme. Bildiği bir şeyi sanat yapmak için bilmezden geliyor. Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Aynada gördüğü kim olabilir? Kendi yüzü. Fakat buradaki şakaklarına kar yağmak, yani saçlarına beyaz düşmek. Aslında yüzün kendisine ait olduğunu biliyor, bilmezlikten geliyor. Bilmezlikten gelmedi nedir? Tecelli Arif'tir. Göz gördü, gönül sevdi seni ey yüzüm ahım. Kurbanın olan var mı bunda benim günahım? Burada da diyor ki, seni gözüm gördü, gönlüm sevdi. Benim burada bir günahım yok ki. Ben bilmiyorum, benim haberim yok diyor. Yani tekrar ne yaptı? Bilmezlikten geldi. Bu da nedir? Tecelli Arif. İstifham, soru sorma. Buradaki zaten amacım sanat yapmak olduğu için benim sorduğum soru cevap beklemeden sorduğum sorudur. Cevap beklemeden soru sorma sanatıdır istifam. Sana kimisi canım kimi cananım diye söyler. Nesin sen, doğru söyle. Can mısın, canan mısın kafir? Zaten soru işareti görüyorsanız soru anlamı vardır değil mi? Orada da ne vardır? İstifham. Yani böyle kolay bir şeyi ÖSYM pek de sormaz. Nida, seslenme. Ey, hey gibi ünlemlerin kullanıldığı yerler. Ey beni unutan sevgili, nerelerdesin sen şimdi? Ey diye burada seslendiği kimdir? Sevgilidir. Herhangi birine, sevgiliye, kişiye seslenme varsa hey gibi, ey gibi ünlemleri kullanır. Seslenme söz sanatına da ne diyoruz? Nida. İstifhamda genellikle soru işaretini verir. Soru sorma anlamı vardır orada. Neredeydi istifham? Tecelli Arif'te soru anlamı yok. Sadece bilmezden geliyor. Soru anlamı yok Tecelli Arif'te. Bakın, benim mi Allah'ım bu çizgili? Ben bunu kendime ait olduğunu biliyorum. Burada benim kastettiğim soru sormak değil. Anlamdan çıkarabilirsiniz. Tamam mı Ayşenur? Anlamla ilgili. Tecelli Arif'te sadece bilmezden gelir. Amacı soru sormak değildir. İstifhamda amacı soru sormaktır. Burada bitti arkadaşlar söz sanatlarımız. Anlamadığınız bir nokta var mı? Kısaca bir tekrar yapabiliriz. Çok güzel. Faydalı olabildiysem ne mutlu bana. İnşallah sınavda full yaparsınız.
Mutlaka bir soru geliyor her yıl. Ben de dinlediğiniz için, derse katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sistem yöneticinizin gönderdiği linki tıklayabiliriz arkadaşlar. Orada size bir anket gelecek. Evet, şu an tekrar paylaşıldı. Bu anketi doldurmanız sizin için faydalı olacaktır. Tecrübeli eğitim koçlarımızla, öğrenci koçlarımızla ücretsiz seminer kazanacaksınız. Ayrıca branş fark etmeksizin bütün branşlarda YKS olur, diğer sınavlar olabilir. Kaydolmak isterseniz eğer Sevil Hoca referansı ile, Sevil Şahin Hoca referansı ile aradığınızı söylediğinizde net %20 indirim kazanacaksınız. Tekrardan dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir sorunuz yoksa dersimizi burada bitirelim. Teşekkür ederim Suat'cığım. Faydalı olabildiysem ne güzel. Hepinize iyi akşamlar, iyi çalışmalar.